Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde çekirdeğin yarı çapını ölçeceğiz. Şimdi önce bir kere çekirdeğin yarı çapını görmek istiyoruz biz. Ve yarı çapı da fentometre mertebelerinde. Şimdi önce görme olayı nasıl, ona bakalım. Mesela diyelim ki ben 10 santimetre uzunluğunda bir cisim ölçmek istiyorum. Şimdi mesela şu kalemin uzunluğu kaç santimetredir? 10 santimetre var mıdır? Evet. Mesela 10 santimetre boyunda bir kalem görmek istiyorum. Bunu görebilmek için biliyorsunuz ışık gelecek, kaleme çarpacak, kenarlarına çarpacak. Sonra gözüme gelecek ve beynimde işlenecek. Ondan sonra bu kalemi görmüş olacağım ben. Görme işlemi dediğimiz şey bu. Ve bunun için görünür ışık gönderiyoruz. Bir görme olayının meydana gelebilmesi için bir cisme ışın göndermemiz lazım. Ve gönderdiğimiz ışığın dalga boyu cismin boyutlarına ya eşit olacak ya da küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla dalga boyu küçük eşittir cismin boyu, cismin boyutları işte. Cisim boyutları. Bu şartı sağlarsa ancak görme işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi görünür ışığın dalga boyu biliyorsunuz 400 nanometre ile 700 nanometre arasında değişir. Dolayısıyla bu nanometre verdi. 10^-9 metre. Dolayısıyla biz bu aralıkta işte bir kalem olsun, tebeşir olsun, küçük cisimleri çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü gönderdiğimiz ışığın dalga boyu yeterince küçük. Yapabiliriz. Peki mesela şöyle yapalım. Diyelim ki bu kalemi, aynı kalemin boyutlarını ölçeceğim ama gözlerimi kullanmadan diyelim ki arka taraftan ses dalgası göndererek kalemin boyutlarıyla ilgili faydalı bir bilgi elde edebilir miyim? Mesela ses dalgaları kullanarak şey yapabilir miyiz diye düşünelim. Şimdi ses dalgasının frekansı yaklaşık olarak 1 kHz civarındadır. Bir kaba hesap yapalım yani. 1 kHz, o da yaklaşık olarak 10^3 Hz. Hz de 1 bölü saniye biliyorsunuz. Evet, frekansı bu aralıkta. Sesin boşluktaki hızı, bu frekans, hızı da yaklaşık olarak 340 metre bölü saniyedir. Biz biliyoruz ki frekansla dalga boyunu çarptığımız zaman o dalganın hızını elde ederiz. Dolayısıyla dalga boyu eşittir. Buradan dalga boyu eşittir. Ses hızı bölü frekans. Burası 340 metre bölü saniye bölü 1 kilohertz. O da 10^3. 1 bölü saniye. 1 bölü saniyeler gider, metre kalır. 340'ı 1000'e bölersek ne çıkıyor? 0.34 metre ya da 34 santimetre. Şimdi dalga boyu ne oldu? Mesela bir 10 santimetre boyudaki cisimden daha büyük çıktı, değil mi? O zaman demek ki bu 10 santimetrelik cismi eğer gözlerimi kapatarak bir ses dalgasıyla boyutlar hakkında faydalı bilgi elde etmeye çalışırsam faydalı bilgi elde edemem. Çünkü dalga boyu o cismi atlar geçer. Etkileşmez yani. Cisimle etkileşmesi gerekiyor, etkileşmez. Dolayısıyla biz çekirdeği görmek istiyoruz. O zaman çekirdeğe göndereceğimiz ışığın dalga boyu fentometre mertebelerinde olacak. Bir kere görünür ışık bu işi yapamaz kesin. Değil mi? Normal ışıkla göremeyiz. Hatta X ışınlarını da göremeyiz, gama ışınlarını da göremeyiz. Çok daha küçük dalga boyunu dalgalara ihtiyacımız var. Şimdi bunun için şimdi kuantum mekaniği birazcık kullanacağız. Ne yapabiliriz şimdi? Biliyorsunuz kuantum mekaniğinde parçacıklar aynı zamanda dalga özelliği de gösteriyorlar. Dalga gibi davranıyorlar. Parçacıklar hem dalga özelliği gösterir bazı deneylerde, hem dalga özelliği gösterir. Buna parçacık dalga ikilemi falan denir. Elektronlar bunun için uygun parçacıklardır. Şimdi elektronlar, çünkü neden elektronlar? Elektronlar kütleleri çok küçük, çok büyük hızlara çıkarabiliyorlar kolay bir şekilde. Dolayısıyla hızı arttıkça dalga boyu da azalır ve dalga boyuna biz de Broglie dalga boyu diyoruz. O da h bölü lambda, parçacığa eşlik eden dalga boyu, Planck sabiti bölü momentumdur. Buna de Broglie dalga boyu denir. De Broglie biliyorsunuz Fransız kraliyet ailesinin bir mensubu. Kendi doktora tezinde, efendime söyleyeyim, parça dalga ikilemini ortaya koymuştur ve daha sonra çok radikal bir fikir olmasına rağmen daha sonralar kabul görmüştür. Şimdi elektronların, dolayısıyla elektronları
çok büyük yüksek hızlara çıkarıp çekirdek üzerine gönderirsek eğer, elektronlar dalga gibi davranacaklardan dolayı çekirdekteki saçılmalarını, açılara göre saçılmalarını dikkate alarak biz ne yapabiliriz? Çekirdeğin boyutlarıyla ilgili fikir elde edebiliriz. Şimdi bakalım, önce şu sorunun cevabını önce verelim. Peki ne kadar çekirdekle etkileşebilmesi için dalga boyu ne kadar olmalı? Daha doğrusu şöyle, dalga boyu femtometre mertebelerinde olmalı da, çekirdeğin enerjisi ne kadar olmalı ki dalga boyu istediğimiz küçüklükte olsun? O zaman elektron relativistik bir parçacık olduğu için relativistik enerjiyi kullanmamız lazım. Ve relativistik enerji elektron için biliyoruz. Karekök içerisinde P kare C kare artı M sıfır kare C üzeri 4. Şimdi buradaki enerji elektronun toplam enerjisi. Toplam enerjisi içerisinde kinetik enerji var. Artı bir de durgun kütle enerjisi var. Bu eşittir aslında P kare C kare artı M sıfır kare C üzeri 4. Yine kaba bir hesap yapacağız şimdi. Şimdi elektronun kinetik enerjisi bir kere mega elektron volt mertebelerinde olacak. Dolayısıyla kütle enerjisi 0.511 MeV. Kaba bir hesap yapacaksam eğer, kinetik enerji durgun kütle enerjisi karşısında çok çok büyük olacağı için şu durgun kütle enerjisini ihmal edebilirim. Kaba bir hesap yapacağımız için. Gerçek hesap yaparsak ihmal etmeyeceğiz ama katkılar çok küçük olacaktır. Dolayısıyla elektronun kinetik enerjisi toplam enerjisi diyebiliriz. O da P çarpı C şeklinde alınabilir. Relativistik olarak düşüneceksin. Tabi buradaki kabulümüz şu. Şu kinetik enerji çok büyük, M0 C kare. Bu kabulü yaptık. Şimdi gelelim burada hesaplayalım. Dalga boyu H bölü P'dir. Her iki tarafı ışık hızıyla çarparsak eğer, şu ifadede dalga boyu eşittir H çarpı C bölü P çarpı C. H çarpı C faydalı bir rakamdı biliyorsunuz. 1240 MeV çarpı femtometre. Sık sık karşımıza gelecek demiştik. İlk olarak burada karşımıza geldi. Bölü P çarpı C de elektronun enerjisi. Dolayısıyla elektron enerjisi 1240 MeV çarpı femtometre bölü dalga boyu olmalı. Şimdi biz dalga boyunu femtometre mertebelerinde istiyoruz, değil mi? Mesela kaç femtometre olsun? 10 femtometre olsun mesela. Şimdi mesela 10 femtometre olsun istiyorsak eğer, o halde elektron enerjisi en az 124 MeV olmalı. Yani bu kadar enerjiye çıkarmamız lazım elektronu ki çekirdek de etkileşebilecek dalga boyuna sahip olabilsin diye. Günümüzde hızlandırıcılar bu işi görüyorlar. Elektronlar çok rahat bir şekilde yüksek hızlara çıkarılabiliyor ve çekirdek üzerine gönderilebiliyorlar. Ve şu deney yapılmıştır. Şimdi size bir deney sonucu göstereceğim. Şu kitaptaki direkt sonuç. Şu nükleer fizikte Introductory Nuclear Physics kitabında gerçekten yapılmış bir deney. Karbon atomu üzerine elektronlar gönderiliyor ve onların saçılmaları kaydediliyor. Bu saçılma sonucunda karbon atomunun çekirdeği ölçülmüştür. Ben size deneyin sonucunu çizeyim, grafiğini çizeyim. Önce grafiği çizeyim şuraya. Şurası açı. Saçılma açısı burası. Teta. Şurası da işte tesir kesiti var, bir şeyler var. Mesela burası elektron sayısı. Temelde elektron sayısı. Saçılan elektron sayısı. Yani deney geometrisi şu. Şurada bir karbon 12 elementimiz var. Bunun üzerine yüksek enerjili elektronlar gönderiliyor. Sonra elektronlar saçılıyorlar burada. Bir teta açısıyla saçılıyorlar. Mesela diyelim ki dedektörü işte önce 0 dereceye koyup karşı tarafa geçen elektronları sayıp kaydediyoruz. Sonra 10 dereceye koyuyoruz dedektörü. 10 derecede saçılanları kaydediyoruz. Sonra 20 derece koyuyoruz, 30 derece koyuyoruz. Böyle tüm açıları taradığımız zaman böyle bir grafik elde ediliyor. Ve o grafik burada verilmiş. Burada açılar 30 derece, 40 derece, 50, 60, 70 ve 80. Ve burada da elektron sayıları var. Bu elektron sayılarını çizmeyelim. Ve şöyle bir grafik elde edilmiş. Şöyle
deneysel datalara geldiği zaman böyle bir grafik elde ediliyor. Şimdi bu grafiğe bakalım, yorumlayalım. Şimdi saçılan elektron sayısı bir kere saçılma açısı arttıkça elektron saçılan sayı da azalıyor. Azalıyor azalıyor ama bir yerde minimum oluyor. Ondan sonra açı arttıkça tekrar elektron sayısı artıyor, tekrar azalıyor. Ve ilk minimum 50 derecede gözlemleniyor. Şimdi önce bunun şimdi sebebine bakacağız. Hemen ilişkiyi kuracağız ama önce sorulardan bir tanesi şu. Şimdi biz burada elektron gönderiyoruz. Bunların karbonun çekirdeğiyle etkileşmesini istiyoruz. Ama karbon sonuçta atom halinde var. Dolayısıyla yörüngelerde de elektronlar var. Biz karşı tarafa geçen elektronların sadece çekirdekle geçtiğini nereden, çekirdekle etkileştiğini nereden biliyoruz? Yörünge elektronlarıyla da etkileşiyorlar. O zaman nasıl ayırt edebiliyoruz bu elektronları? Sizce? Evet. Fikir var mı? Şimdi şöyle ki, şimdi biz çekirdeğin boyutunu, tekrar ediyorum problemi, çekirdeğin boyutunu ölçmek istiyoruz. Dolayısıyla elektronları gönderiyoruz. Elektronların çekirdekle etkileşmesini istiyoruz. Ama karbonun çekirdeği var, doğru. Ama bir de yörüngede elektronları var. Dolayısıyla aynı zamanda bu elektronlar yörünge elektronlarıyla da etkileşiyorlar. Çok zayıf olur o. Fazla bir saçılma olmaz. Evet. Sebebi şu. Biraz yaklaştı arkadaşımız. Şimdi sebebi şu. Şimdi bir kere çarpışma, esnek çarpışma ve temelde Coulomb etkileşmesi. Elektron bu enerji seviyesinde. Bu arada elektron enerjisi de var. Ne kadar enerji elektron gönderiliyor? 420 mega elektron voltluk enerji gönderiliyor. Elektronlar bu enerjide karbon atom üzerine gönderiliyorlar. Ve bu enerji düzeyindeki etkileşme temelde Coulomb etkileşmesidir. Çekirdeğin protonlarla etkileşiyorlar sadece. Ancak elektronlarla etkileşiyorlar aslında. Fakat şimdi esnek saçılma şeyi var. İki tane parçacık çarpışsınlar. İki bilardo topu çarpışmasını düşünün. Bilardo topu çarpışması esnek çarpışma değil ama mesela esnek çarpışma olduğunu varsayarsak enerji ve momentum korunumunda şöyle ilişki türetebiliriz. Şimdi şurası birinci M1 kütleli cisim olsun. İşte ilk hızı V1i olsun. M2 kütleli bir cisim V2i. Bu çarpışmadan önce olsun. Bunlar çarpıştılar. Çarpıştıktan sonra aynı cismin hızı V1 son olsun. M2 kütleli cismin hızı da V2 son olsun mesela. Bu da çarpışmadan sonra. Şimdi eğer bu esnek çarpışmaysa çarpışmadan önceki toplam momentum çarpışmadan sonraki toplam momentuma eşittir. Esnek çarpışma olsa da olmasa da momentum korunur. Ama esnek çarpışmaysa kinetik enerjiler de korunur. Yani çarpışmadan önce toplam kinetik enerji, çarpışmadan sonraki toplam kinetik enerjiye eşittir. Bu enerji ve momentum korunumunu yaparsak son hızları ilk hızlar cinsinden ve kütleler cinsinden ifade edebiliriz kolay bir şekilde. Onun ayrıntısına girmiyorum. Denklemler şöyle. Birinci cismin çarpışmadan sonraki hızı M2 eksi M1 bölü M1 artı M2 çarpı V1i artı İki tane M2. Şurası M1 eksi M2 olacak. Bunları fizik bir dersinde momentum konusunda anlatıyoruz zaten. İki tane M2 bölü M1 artı M2 çarpı V2i. Dolayısıyla ilk hızları biliyorsam eğer ve bu esnek çarpışmaysa son hızları tahmin edebilirim. İkinci cismin çarpışmadan sonraki hızı ise yine iki tane M1 bölü M1 artı M2 çarpı V1i artı 2 tane pardon M2 eksi M1 bölü M1 artı M2 çarpı V2i. Şimdi bu formül bize şunu anlatıyor öncelikle esnek çarpışmalar için. Mesela bir şunu yapalım, şurası durgun olsun mesela. V2i eşittir 0 olsun. Buradaki elektronlar da durgun kabul ediyoruz. Bunlar gelip üzerine çarpıyorlar. Şimdi eğer burası durgunsa denklemin şu kısımları yok zaten. Şimdi bu kısımlar üzerinden bakalım. Şimdi eğer gelen parçacığın kütleleri birbirine yakınsa çarpışmadan enerji kaybı maksimum olur.
Yani kütleler birbirine eşitse, tam eşitse ne olur mesela? Gelen cisim durur. Değil mi? Buna çarpar. Bütün enerjisini buna aktarır. Bu durur. Diğeri de aynı hızla yoluna devam eder. Kütleler tıp atıp eşitse. Eşit değilse, birbirine yakınsa ama enerji kaybı maksimum oluyor. Kütleler arasında fark varsa enerji kaybı daha az oluyor. Yani bir bowling topu pimpon topuna çarptığı zaman bowling topu enerjisine çok fazla bir şey kaybetmez, değil mi? Yoluna devam edip gider. Ama kütleleri eşit cisimler birbirine çarpıştıkları zaman çarpışan cismin enerji kaybı maksimum olur. Çok fazla enerji kaybeder. Kütleler eşitse de durur, sıfır olur. Bu kafa kafaya çarpışma ama. Ama burada kafa kafaya çarpışma olmasa bile, ki bu bir esnek çarpışmadır, gelen elektronlar yörünge elektronlarıyla da etkileşiyorlar. Ama sonuçta ikisi de elektron olduğu için kütleler birbirine eşit. Burada karşı tarafa geçen elektronun enerjisi çok 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 küçük oluyor. Eğer yörünge elektronlarıyla etkileşmişse. Yok eğer protonla etkileşmişse, çekirdekteki protonla etkileşmişse, bu sefer enerji kaybı çok fazla değil. O halde sonuçta burada ölçtüğümüz ölçümü de bir elektronik cihazla yapıyoruz, dedektörle yapıyoruz. Onun bir elektrik şeyi var, devresi var. Akımlar üretiyor. O akımlarla gelen elektronun enerjisini hesaplıyor ve elektronik olarak bu elektronları çok rahat bir şekilde reject edebiliyoruz. Yani saymıyoruz hiç. Dolayısıyla bu grafikte görülen değerler gerçekte sadece karbonun çekirdeğiyle etkileşen elektronlar. Yörüngeyle etkileşenleri saymıyoruz. Çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Ve bu olayı şimdi anlamlandıracağız, anlamaya çalışacağız ve şey yapacağız. Şimdi yine temel optik dersimizi kullanalım. Birçok şey kullandığımın farkındayım ama temel optik dersini şimdi kullanalım. Diyelim ki bir tek herhangi bir optik kitabı alırsak eğer, orada bir yarıktan geçen ışık şurası bir aralık olsun. Şu karşı tarafa bir ekran koyalım. Burada elektronlar dalga gibi davranacak. Bir dalga gönderelim mesela. Şu yarık üzerine gönderelim. Bu yarıklar burada kırının desenleri oluşturacak, değil mi? Mesela bu aralık B kadar ise eğer, karşı ekranda ışık kırınım desenleri oluşturacak. Tam şu ortaya tekabül eden noktada ışık şiddeti maksimum olur. Ondan sonra ışık şiddeti böyle kırınım desenleri oluşturur. Böyle. Şuralar ışığın maksimum ulaştığı noktalar, şiddetin maksimum olduğu yerler. Burası ışığın uğramadığı yerler. Dolayısıyla aydınlık karanlık, aydınlık karanlık, aydınlık karanlık diye desenler, kırınım desenleri oluşturur. Tipik bir dalga gönderdiğim zaman bu durum meydana getiririz ve bunu yöneten denklemlerimiz I eşittir I sıfır çarpı sin kare beta. Bunların türetilmesine geçmiyorum çünkü konumuzla ilgisi yok. Ve beta açısı ise pi bölü lambda. Lambda gelen ışığın dalga boyu. Çarpı B çarpı sin teta. Böyle bir ilişki var. Teta da saçılma açısı. Işığın saçılma açısı. Şimdi bunu getirip de eğer bir grafiğini çizerseniz bakın buradaki gibi oluyor. Burası gelen elektronların maksimum geldiği nokta. Elektronlar gittikçe azalıyorlar. Bir yerde minimum yapıyor. Sonra tekrar artıyor, tekrar azalıyor. Tıpkı ışıktaki gibi. Işık geliyor. Işık şiddeti gittikçe azalıyor. Bir yerde minimum yapıp sonra tekrar artıyor, tekrar azalıyor. Böyle kırınım desenleri oluşturuyor. Çünkü elektron da tıpkı dalga gibi davranıyor. Buradaki deneyde. Peki burada karanlık olan bölgeler şu bölgelere tekabül ediyor. Beta, şurası B çarpı sin teta, eğer lambda olursa artı eksi lambda, artı eksi 2 lambda, artı eksi 3 lambda olursa sinüs fonksiyondan dolayı burada I eşittir 0 olur. Buralar karanlık bölgeye tekabül ediyorlar. Eğer bir çembersel bir yarıktan geçerse, iki boyutlu bir cisim bu, ışık geçerse karşı tarafta yine aynı kırınım desenleri oluşturur. Onun denklemleri de şunlar olmuş oluyor. Sin teta eşittir 1.22 lambda bölü D. D dediğim şey de şu çember yarığın yarıçapı. D.
Bu kurala göre saçı kırının meydana gelir. Şimdi gelelim bizim burada deneysel verilerimize gelelim. Burada çekirdeği bir daire şeklinde kabul ediyoruz. Elektronlar dalga şeklinde geliyorlar ve buradan saçılıp dedektöre gidiyorlar. Yani ekran üzerine gidiyorlar ve böyle kırınım desenleri oluşturuyorlar. O halde şurası tam 50 ilk burası ilk minimumun meydana geldi. Birinci minimum burada meydana gelir. Birinci minimumun meydana geldiği açılır şu sintet açısı. Birinci minimum meydana geldiği açı. Burada 50 derecede meydana geliyor. O halde hemen bu eşitliği kullanabiliriz. Bu yaklaşık bir eşitlik. Çünkü burada saçılmalar 3 boyutlu meydana geliyor. Burada ise bu 2 boyutlu saçılmanın formülü. Yaklaşık bir sonuç. Tam sonuç değil ama biz yaklaşık olarak bir değer elde etmek istiyoruz. Ondan dolayı bunu kullanacağız. O halde çap eşittir 1.22 lambda bölü sin teta açısı olacak. Şimdi önce şunu hesaplamamız lazım. Şu lambda gelen ışığın dalga boyu. Burada elektronların dalga boyu olacak. Enerjisini biliyoruz. Enerjisini hesaplayı kullanıp dalga boyunu bulacağız. Bu da ilk minimumun olduğu açı. Burada 50 derece ve burada karbon çekirdeğinin çapını burada bulabiliriz. Önce isterseniz dalga boyunu hesaplayalım. Şu dalga, şu eşitliği ile kullanacağız. H bölü P. HC bölü PC her iki tarafı C ile çarparsak. Buradaki P çarpı C elektron enerjisi yani 420 mega elektron volt. H çarpı C 1240 mega elektron volt çarpı femtometre bölü 420 mega elektron volt. Mevler gidecek, sıfıra gideceğiz. 142'yi 42'ye bölersek ne çıkıyor hocam? Femtometre cinsinden dalga boyu çıkıyor. Hesap makinesi olan var mı? Efendim? Yaklaşık 3 civarı ama 2.90 küsur yok. 3 nokta bir şey çıkması gerekiyor. 2.95 değil mi? 2.95 femtometre. 2.95 femtometre. Demek ki bu enerjide gönderdiğimiz elektronların dalga boyu 2.95 femtometre. O halde bir şu hesabı da yapalım. 1.22 çarpı 2.95 femtometre bölü sinüs 50. İlk minimum deneysel datalarda 50 derecede meydana geliyor. Böylece çekirdeğin çapını bulmuş olacağız. Karbon çekirdeğin çapını. Hesapladınız mı? Ben hesaplayayım isterseniz. Ama bende trigonometrik fonksiyonlar yok burada. 3.599 bölü sinüs 50 yaz. Evet. Şurada aslında bir dakika yapmış mıydım ben bunu? Enlemin sinüsü de 4.7 femtometre oluyor bu. Evet. 4.7 femtometre. Yarı çapı da R ile gösterelim. 2'ye böldüğümüz zaman 2.35 femtometre. Bakın karbon atomunun çekirdeğinin yarı çapı böylece burada hesaplanmış oldu. Şimdi bütün çekirdeklerin yarı çaplarını biz elektron saçılmalarıyla çok rahat bir şekilde bu formülü kullanarak şey yapabiliriz, hesaplayabiliriz. Eğer çekirdek yeterince büyükse birden fazla minimum değeri oluşabilir. Ama her halükarda bütün çekirdekte bir minimum olacaktır. Dolayısıyla ilk minimumu kullanarak biz ve şu formülü kullanarak yaklaşık olarak bir çekirdeğin yarı çapını ama iyi bir yaklaşıktır bu tabii. Çok kaba bir yaklaşıklık değil. İyi bir yaklaşıklıkla biz bütün çekirdeklerin yarı çaplarını elektron saçılmalarıyla çok rahat bir şekilde ölçebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şeyi hallettik. O zaman şimdi ikinci bir soru meydana geliyor. Karşımıza çıkıyor. Şu. Şimdi çekirdekle yükler nasıl dağılmıştır bu protonlar? Yani çekirdeğin bir boyutu var noktasal değil. Dolayısıyla çünkü bir yarı çapı var. 2.33 femtometre. Çapı 4.7 femtometre. Acaba yükler merkezde mi toplanmış? Veya merkezden uzaklaştıkça yük yoğunluğu nasıl değişiyor? Sabit mi? Gittikçe azalıyor mu? Mesela yeri düşünelim. Dünyamızı düşünelim.
dünyanın merkezine doğru gidildikçe yoğunluk artıyor değil mi? Gravitasyon kuvvetinden dolayı. Ay, güneşteki gibi. Yani güneşin merkezi mesela çok daha yoğundur. Dışarıda çıkıldıkça yoğunluk azalıyor. Burada da acaba o şekilde mi oluyor? Yoğunluk azalıyor mu? Artıyor mu? Veya sabit mi kalıyor? Nasıl oluyor? Bunu bilmek gerekiyor. Şimdi bunun için kuantum mekaniği yine kullanacağız. Dolayısıyla çekirdekteki yük dağılımına bakalım şimdi. Yoruldunuz mu? Yok değil mi? Yorulmadınız. İşi olan varsa şey yapabilir, çıkabilir. Çekirdekteki yük dağılımına. Şimdi şurada bir çekirdeğimiz var. Elektron. Şimdi elektronu biz dalgayla temsil ediyoruz. Kuantum mekaniği hatırlayalım. Dolayısıyla bir dalgayla temsil etti. Geldi çekirdekle etkileşti az önceki deneyde. Sonra dalga boyu değişti. Ve bu saçılma olayı meydana geldi. Saçılma esnek saçılma. Elektronun ilk momentumuna PI diyelim. Son momentumuna da PS diyelim. Fakat saçılma esnek olduğu için PI ile PS'nin mutlak değerleri birbirine eşit. Ne demek? Sadece yön değiştiriyor demek. Momentumun değeri değişmiyor. Enerji değişmiyor. Sadece esnek saçılma olduğundan dolayı şey oluyor. Yön değiştiriyor diye kabul edebiliriz. Şimdi kuantum mekaniksel olarak arkadaşlar. Önce dalga fonksiyonunu bulalım. Bunlar düzlem dalgalar temsil edeceğiz. Kuantum mekaniği dersimizde hatırlayalım. Momentumu iyi bilinen durumlar nasıl ifade ediliyordu? Momentumu iyi bilinen durumlar E üzeri i çarpı pi çarpı r bölü h çizgi. Değil mi? Evet, böyle bir dalga fonksiyonu temsil ediyoruz. Bu ilk gelen, bu gelen elektronun dalga fonksiyonu, düzlem dalgalar. Son dalga fonksiyonumuz da f ile göz. F diyelim ona s yerine. Final kelimesini baş harfi kullanır. I çarpı pf skaler çarpı r bölü h çizgi. Ve biz momentumla dalga sayısı arasında şöyle bir ilişki bildiğimiz için arkadaşlar buradaki Planck sabiti ve dalga sayısı. Bunu yerine koyarsak h çizgiler gider. Genellikle şöyle ifade ederiz. Momentum yerine dalga sayısı kullanılır. I çarpı ki çarpı r ve saçılan elektronun dalga fonksiyonu e i çarpı kf skaler çarpı r. Gelen ve saçılan dalga fonksiyonlarını bu şekilde ifade ettik. Şimdi kuantum mekaniksel olarak burada bir transition meydana gelecek. İlk dalga fonksiyonu son dalga fonksiyonuna dönüşecek ve bu transition'ı meydana getiren bir Hamiltonian olması lazım. Kuantum mekaniksel olarak bu olayın meydana gelme ihtimali P eşittir son dalga fonksiyon etkileşim Hamiltonian'ı ve ilk dalga fonksiyonunun mod karesi olacak. Bu şekildedir. Kuantum mekanik derslerimizde zaten bunu biliyoruz. Ve bu da bir integraldır aslında değil mi? Şurası son dalga fonksiyonu. Bu fonksiyon neye tekabül eder bu ihtimal? Eşittir. Bu bir integraldir. Şurası ket vektörü, bu Brown vektörü. Dolayısıyla bu bunun kompleks eşleniğidir. Yani son dalga fonksiyonun kompleks eşleniği, etkileşim Hamiltonian'ı, ilk dalga fonksiyonumuz ve tüm uzay üzerinde integre ettiğimiz zaman bu durumu elde ederiz. Ama bu ihtimal genliğidir aslında. İhtimali bulmak için de bu elde ettiğimiz değerini mod karesi alırız. Burası genellikle bir kompleks sayıdır. Kompleks eşeğine çarptığımız zaman gerçek bir sayı olur. O da ihtimali verir. Şimdi ben burada etkileşim Hamiltonian'ı meydana getirmek istiyorum. Acaba elektronları saçan şey nedir? Değil mi? Ona bakacağız. Burada hemen çizelim şeyi. Şurası çekirdeğimiz. Çekirdeğin içerisinde yükler var ama yükler bir dağılıma sahip. O dağılımı bilmiyorum ben. Burada elektronumuz. Elektronun orijine olan uzaklığına r diyelim. R vektörle gösterelim. Şimdi çekirdek, elektron çekirdekle etkileşecek ama bir yük dağılımı var. Dolayısıyla şurada bir sonsuz
bir hacim elemanı alalım. Şurası D, V üssü olsun. Bu hacim elemanının orijine olan uzaklığı R üssü olsun. Ve bu hacim elemanının yük dağılımı da Rho R üssü olsun. Bilmiyorum o dağılımı. Bilmediğim nicelik. Ve bu ikisi arasındaki uzaklık da R eksi R üssü mutlak değer. Uzaklık anlamında kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar biraz sonra etkileşim Hamiltonian'ı yazacağım ama şimdi hemen temel elektromanyetizma dersimizi tekrar hatırlayalım. Diyelim ki bir Q yükümüz olsun bir yerde. Q1 yükümüz olsun. Bu yükün R kadar uzaklıkta noktasal büyük. R kadar uzakta bir P noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel biliyoruz. K çarpı Q1 bölü R'dir değil mi? Aradaki uzaklık. Ama şimdi K, ben K'yı şey için kullandım. Dalga sayısı için kullandım. Birbirine karışmasın diye Coulomb sabitinin değerini yazalım. Genellikle değeri 4pi epsilon 0. Böyle yazalım. 1 bölü 4pi epsilon 0'a biz Coulomb sabiti diyoruz. Şimdi çok uzak bir yerden, ta uzaklardan bir elektronu, başka Q2 yüklü bir elektronu P noktasına getirebilmek için ne kadar iş yapmamız gerekir? U eşittir Q2 çarpı bu P noktasındaki elektriksel potansiyel kadar iş yapmamız gerekir. Burası elektriksel potansiyel. Q2 ile çarparsak elektriksel potansiyel enerji olur. Yani aradaki uzaklık R kadar olan iki yükün elektriksel potansiyel enerjisi 1 bölü 4 pi epsilon 0 Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık. Bu temel elektromanyetizma dersimiz. Burada da aynı şey. Bu etkileşimi gerçekleştirecek olan Hamiltonian Coulomb potansiyel enerjisi. Kim? Elektronla elektron yükü eksi E çekirdeğin toplam yükü Q olsun. Çekirdekle elektron arasındaki Coulomb potansiyel enerjisi ama yükün dağılımını bilmediğim için bir hacim elemanı alıyorum. O hacim elemanıyla Coulomb potansiyel enerjisi. Hepsini toplayacağız, integre edeceğiz. Toplam Coulomb potansiyel enerjisi olmuş olacak. Dolayısıyla sadece bu hacim elemanıyla olan Coulomb potansiyel enerjisi de küçüktür. dU kadardır. O neye eşittir? İki yükün çarpımı. Önce yüke bakalım. Sizce şu hacim elemanının yükü ne kadar olur? Yük yoğunluğu çarpı hacim elemanı kadar değil mi? Şu R üssü çarpı dV üssü. Bu şu hacim elemanının yükü. Öyle değil mi? Yük yoğunluğu. Yük bölü hacim çarpı hacim elemanı. Buradaki yük miktarı olur. Çarpı elektronun yükü eksi E bölü aradaki uzaklık. 4pi epsilon 0 zaten var. Aradaki uzakta R eksi R üssü. Bütün Coulomb potansiyel enerjisini bulmak istiyorsak bunu integre ederiz. Dolayısıyla Coulomb potansiyel enerjisi eşittir. İntegral 1 bölü 4pi epsilon 0 eksi E çarpı Rho yük dağılımı çarpı dV üssü bölü R eksi R üssü. Bu etkileşim Hamiltonian olacak. Bu transition'i meydana getirecek olan Hamiltonian'imiz bu. Ona H demiştim ben. Bu integral ne kadar, nerede nereye olacak? Tüm çekirdek hacmi üzerinde olacak. Çekirdek hacmi üzerinde integre edilecek. Çekirdek hacmi üzerinde integre edersek Coulomb potansiyel enerjimizi bulmuş oluruz. Yani etkileşim Hamiltonian'ı. O zaman etkileşim ihtimalini çok kolay bir şekilde hesaplayabilirim artık. Çünkü Hamiltonian'ı biliyorum. Son dalga fonksiyonunu biliyorum. İlk dalga fonksiyonu, gelen dalga fonksiyonunu biliyorum. Ve etkileşim Hamiltonian'ı biliyorum. Şu integrali bir daha alacağım değil mi? Evet, ihtimal eşittir. Bu tüm hacim üzerinde, tüm uzay üzerinden birinci integral bütün uzay üzerinde integre edilecek. Son dalga fonksiyonumuzun ama kompleks eşleneği alacağız. O da şu. E üzeri eksi i çarpı kf skaler çarpı r çarpı etkileşim Hamiltonian'ı integral hacim üzeri çekirdek hacmi üzerindeki integral 4 pi epsilon 0 eksi e çarpı rho r üssü dv üssü bölü r eksi r üssü çarpı ilk gelen dalga fonksiyonumuz şurası
E üzeri i çarpı k i kare çarpı r ve dv dediğimiz şey de tüm hacim elemanı. Tüm uzay üzerinde gelen şey. Bir şey kaçırmadık. Hepsini yazdık buraya. Şurası etkileşim Hamiltonian'ı olmuş oldu. Parantezindeki ifade. Şurası saçıldıktan sonraki elektron dalga fonksiyonu. Bu malzeme üzerine gelen elektron dalga fonksiyonu. Bu iki ifadeyi birleştirebiliriz aslında. Daha özet bir şey elde edebiliriz. O da şu. Sabitleri de dışarı çıkarabiliriz. Eksi E 4 pi epsilon 0. Sonra iki tane integre olacak. Bir tanesi şu. E üzeri i çarpı şu ikisini birleştirirse ikisine de r ortak. Ki eksi kf olacak. Ki eksi kf skaler çarpı r ve diğer kısım. Rho r üssü bölü r eksi r üssü mutlak değer dv üssü ve dv. Şimdi ve bunun mod karesi ihtimal olacak. Hepsinin mod karesi. İhtimal bu. Elektron saçılma ihtimali. Şimdi arkadaşlar bu hesap kitabın ayrıntısına bu derste girmeyeceğim. Bunun hesabı çok rahat bir şekilde yapılabilir. Fourier dönüşümü yapılacak. Daha önce ben Fourier dönüşümünü bir yerde anlatmıştım galiba. Fourier dönüşümü ya da ters Fourier dönüşümü de ihtiyacımız olacak. Bu hesap yapılabilir. Ancak şimdi şunu diyeceğim. Şimdi biz elektronun saçılma ihtimalini buradan hesaplayabiliriz. Hesaplayabiliriz ama yük dağılımını bilmiş olsaydık eğer çekirdektik. Ama çekirdekteki yük dağılımı bilmiyorum burada. Neyi biliyorum? Deneysel olarak saçılma ihtimallerini biliyorum. Elektron saçılmalarından. Dolayısıyla ters Fourier dönüşümü yaparak deneysel verileri kullanarak biz çekirdekteki yükün yoğunluğunu nasıl dağıldığını çok rahat bir şekilde hesaplayabiliriz. Bu hesabın ayrıntısına girmeden ben size şimdi sonuçları vereceğim. Çekirdekte yük nasıl dağılıyor? Bunlar 3 tane bu deney sonuçları 3 tane çekirdek için yapılmış mesela. Onların sonuçlarını vereyim ben size. Bir grafiğimiz var. Şurası R. Femtometre cinsinden merkezden olan uzaklık. Çekirdeğin merkezden olan uzaklık. Şurası da yük dağılımı, yük yoğunluğu. Femtometre üzeri eksi 3. Küp. 1 bölü femtometre küp. Ya da nükleon bölü femtometre küp. Şimdi oksijen için şöyle. Şöyle dağılıyor. Burası kalay. Burası da altın. Şurası oksijen 16. Şurası 118 kalay. Şurası da 197 altın. Şimdi bakın ilk sonuç şu. Çekirdekteki yükler merkezden uzaklaştıkça belli bir mesafeye kadar neredeyse sabit. Ondan sonra yavaş yavaş yoğunluk azalıyor ve sıfıra doğru gidiyor. Ama küçük çekirdeklerin merkezinde çok daha fazla yük var. Bunlar proton dağılımı bu arada. Çünkü elektronlar sadece protonla etkileştiğinden dolayı buradaki sonuçlar proton dağılımı. Nötronlar hakkında şu anda konuşmuyoruz. Proton dağılımından bahsediyoruz. Küçük çekirdeklerin tam merkezindeki proton yoğunluğu daha fazla. Çekirdek büyüdükçe proton daha sayısı, yoğunluğu azalıyor. Ama sabit olarak gittiği mesafe artıyor. Dolayısıyla bu çekirdeğin kesin olarak bir yarı çapından aslında bahsedemeyiz. Çünkü çekirdeğin bir kesin sınırı yok. Katı bir küre gibi değil. Yük miktarı belli bir yere kadar sabit bir şekilde artıyor. Ondan sonra kademeli bir şekilde azalıyor. Şimdi nötronların da aynı şekilde dağıldığını kabul edersek bu sefer çekirdekte kütle dağılımına bakalım. Yani topyekün protonlar ve nötronlar nasıl dağılıyor diye bulmak istiyorsak o zaman şu sayıyla çarpacağız. Şurası proton dağılımı. Bu da kütle dağılımı olsun. Şurası proton dağılımını biz A ile çarpıp Z'ye bölmemiz lazım. Neden? A kütle numarası proton artı nötron. Z de atom numarası yani proton sayısı. Küçük çekirdeklerde bu oran 2 değeri. Değil mi? Küçük çekirdeklerde proton nötrona eşit. Dolayısıyla bu bunun 2 katı. Büyük çekirdeklerde A Z'den 2 kat daha fazla. 2'den daha fazla kat büyük. Çünkü nötron sayısı büyük çekirdeği artıyor. Dolayısıyla bunu çarpacağımız zaman bunu çarparsak mesela oksijen için burası bir miktar yukarı çıkacak.
Ama kalay için daha fazla yukarı çıkacak. Çünkü kalayda A bölü Z daha büyük bir sayı. Altın için çok daha büyük bir sayı olacak. Dolayısıyla bunları çarptığımız zaman kütle dağılımında şu başlangıçtaki kütle miktarları hep birbirine eşit olacak seviyeye geliyorlar. Ve dağılım şu şekilde oluyor. Kütle dağılımı şu şekilde oluyor. Çok yaşa Selim. Şurası rho kütle dağılımı. Şurası oksijen için. Şurası kalay. Şurası altın. Oksijen 16, 118 kalay ve 197 altın. Şurası kütle dağılımı, femtometre üzeri eksi 3. Şurası da merkezden olan uzaklık, femtometre. Şimdi bakın. Gördüğümüz gibi. Dolayısıyla doğal olarak çekirdeğin bir kesin şeyi yok ama sayıları şuraya yazalım. Şurası oksijen 16, 118 kalay ve 197 altın. Kesin bir yarı çapından bahsedemeyiz ama ortalama bir yarı çaptan bahsedebiliriz. Şurası merkezdeki nükleon yoğunluğu rho 0. Yapılan deney, elektron saçılma deneyleri hepsinde hemen hemen bütün çekirdeklerde, küçük çekirdekler, orta ağırlıktaki çekirdekler ve ağır çekirdekler için merkezdeki şu değer 0.17 femtometre üzeri eksi 3 olarak bulmuştur. Deneysel bir sonuçtur. Hepsinde aynı. Fakat belli bir yere kadar sabit gidiyor. Bu çekirdeğin kütle numarasına bağlı. Büyük çekirdekler için sabit olarak gittiği yer daha fazla. Dolayısıyla burasına biz bir doğal olarak bir yarıçap tanımlıyoruz. O da şu, merkezdeki nükleon sayısının yarıya düştüğü uzunluğa ortalama yarıçap denir. Çekirdeğin yarıçapı derken bundan sonra bunu kastedeceğiz. Ortalama yarıçap. Merkezdeki nükleonun yarıya düşmesi için geçen süre. Ve tipik olarak bir çekirdeğin kütle dağılımını eğer çizecek olursak o zaman şöyledir. Bir yere kadar sabit, sonra dereceli olarak azalıp sıfıra doğru gidiyor. Şurası merkezdeki nükleon yoğunluğu. Şurası nükleonun yarıya düştüğü uzaklık. Orası çekirdeğin ortalama yarı çapı oluyor. Böyle bir fonksiyonu biz bir matematiksel fonksiyonla, böyle bir grafiği bir matematiksel fonksiyonla biz gösteriyoruz. Ne zaman ki değerler bir yere kadar sabit, ondan sonra dereceli olarak düşüyorsa buna Wood Section Function deniyor. Şu matematiksel bir fonksiyonu. Değil mi? Bu fonksiyonu duydunuz galiba. Evet. Bu böyle bir fonksiyon. Bu fonksiyon herhangi bir fiziksel sonuçta türetilmiş bir fonksiyon değil. Sadece böyle bir değişen verileriniz varsa her zaman bu fonksiyonla onu fit edebilirsiniz, temsil edebilirsiniz. O fonksiyonun genel durumu da şöyle. Rho v bu yoğunluğun merkezden olan uzaklığa değişimi eşittir rho 0 başlangıçtaki değeri, yani tam register 0'daki değeri bölü 1 artı e üzeri r eksi büyük r bölü a. Buradaki r değişkenimiz, şu r büyük r ortalama yarı çap. Rho 0'ın yarı değerine düştü değer. A ise bunun ne kadar hızlı bir şekilde azalıp sıfıra gittiğinin bir ölçüsü olmuş oluyor. Dolayısıyla biz yük dağılımını bundan sonra şu bu fonksiyonla göstereceğiz. Wood-Saxon fonksiyonu ile yük dağılımını göstereceğiz. Evet, şimdi bunun için hemen en son olarak şunu da şey yapalım. Görsel olarak şöyle gösteriliyor. Şurası bir kabuk uzunluğu, bir kabuk kalınlığı olmuş oluyor. Dolayısıyla çekirdekteki yük dağılımını görsel olarak karikatürize etmek istersek şöyle yaparız. Şimdi belli bir yere kadar nükleonlar şöyle sabit bir şekilde dağılmış. Yoğunluğu eşit. Şurası çekirdeğin tam merkezi. Belli bir yere kadar sabit yoğunluk. Şöyle. Daha sonra belli bir mesafeden sonra yoğunluk gittikçe azalıyor, seyreliyor ve sıfıra doğru gidiyor. Ondan sonraki yoğunluk da daha seyrek. Böyle. Kesin bir şeyi yok, çizgisi yok.
böyle gidiyor. Bütün çekirdekler için aynı trend var ama. Bütün çekirdekler için istisnasız. Şurası dolayısıyla bir çekirdeğin bir yükün sabit olduğu bir uzunluk ve onun üstüne de bir ince bir kabuk. Bir kabuk. Bütün çekirdeklerde gözlemlenmiştir ki şu kabuk kalınlığı hepsinde aynı. Neredeyse aynı uzaklıkta. Ve şurası da ortalama yarıçap olmuş oluyor. Yarıya düştüğü, rho sıfırın yarıya düştüğü değere ortalama yarıçap demiştik. Ve burası da çekirdeğin şurası kabuk kalınlığı olmuş oluyor. Burası işte belli bir yerdeki nükleon yoğunluğu olmuş oluyor. Bu grafik görsel olarak diyelim karikatürize yapmak istersek bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi ben bunu burada bırakacağım bu dersi. Bir dahaki derste bu grafiği biraz daha inceleyeceğiz. Kabuk kalınlığını hesabını yapacağız bütün çekirdekler için. Ve göreceğiz ki o belli bir 2.2 femtometre gibi bir şey çıkıyor bütün çekirdekler için. Sorunuz yoksa eğer bu dersi burada bırakalım. Evet, teşekkür ediyoruz.